doğalgaz kullanırken tasarruf etmek için neler yapıyorsun? Gazı kısık yapıyorum, kombiyi kısarım. Ya çok yakmam, ne bileyim, en idareli kullanıyoruz. Isı yanıtım var. Peki, yüksek seviyelerde açıp kısa süreli mi tutuyorsunuz yoksa tek bir seviyede bekletiyor musunuz doğalgazı? Vallahi ben gece 1'de kapatıyorum, gündüz 4'te açıyorum. Doğalgaz pahalı bir enerji olduğundan dolayı tasarruf etmeye çalışıyoruz yani. Geceleri yakıyoruz, gündüzleri genelde yakmıyoruz. Onu da normal seviyede yakıyorum, orta seviyede yakıyorum ki yüksek faturalar gelmesin diye. Dış cephede kaplama olmadığından dolayı montolama yapılmamış. Soğuk oluyor ama artık karın kalın giyiyoruz, kazak giyiyoruz. O şekilde idare ediyoruz yani. Akşama kadar yakmıyorum. Akşam 5'ten sonra yakıyorum. Yatarken de kapatıyorum. Yarın tesisi 5'te açıyorum. 4-5 saat yani, veya belki 3 saat, 5 saat yani, o kadar. Çünkü devamlı yaksam çok pahalı. Vallahi benim bir kere binam tasarruflu, ise alıtımlı, iskanlı bir bina. O yüzden doğalgaz ancak çok soğuduğunda açıyorum. Ama yemek, banyo ihtiyaçlar için doğalgaz güzel bir nimet. Biz şimdi şahsen gece 9'da eve gidiyoruz. 1-2 saat durup yatıyoruz. Yani biz sürekli evde durmadığımız için sürekli yakmakla belli bir saatlerde yakmanın şeyini biz kıyasladık. Dolayısıyla uygun olanı tercih ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sıcak havalarda açmıyoruz. Soğuk havalarda da az açarak korunmaya çalışıyoruz işte. Peki binanızın ısı yalıtımı var mı? Var zaten, bu olmasa hiç ısınılmaz yani. Isı yalıtımda bu kombi bakımıydı, peteklerin bakımıydı olmasa yani neredeyse katlar yani. Vallahi yemeğim kaynayınca kızıyorum altını. Kombiyi de bir de yakıyorum. Hiç kapatmıyoruz. 24 saat yanıyor bizde bir yandığı zaman. Kış yaklaşıyor, doğalgaz kullanımı artıyor. Peki soğuk havalardan korunurken tasarruf etmenin yöntemi var mı? Sizler için uzmanına sorduk. Şimdi kışın özellikle yakıt tasarrufu anlamında binaların dış cephelerinin yalıtımıyla %40'lık bir avantaj sağlıyoruz yalıtımsız binalara göre. Bunun yanında evimizin içerisinde yapacağımız bazı ufak tefek tedbirler, alacağımız önlemler var. Bunlar nelerdir? Hemen gösterelim. Peteklerin önünün, arkasının ve üstünün kapatılmaması. Bunu uzun perdelerle bazen peteklerin önünü kapatıyoruz veya dekoratif malzemelerle peteklerin önü kapatılabiliyor. Bu durumda ısı içeride sıkışıyor ve buradan odaya yayılımı engelleniyor. İkinci aşamada dışarıdan soğuk havanın girişini engellememiz lazım. Burada camlar çift cam seçilmesi gerekiyor, ısı yalıtımlı camlar. Yine pencerelerin fitil kısımları buralarda rüzgarı, soğuk havayı içeriye almayacak şekilde, sızdırmaz şekilde yapılması gerekiyor. Yine önemli bir husus havalandırma menfezleri. Bakın burada havalandırma menfezi kapatılmış gözüküyor. Burada soğuk geliyor veya toz geliyor gibi sebeplerle havalandırma menfezleri kapatılabiliyor. Bu havalandırma menfezleri doğal gazlı cihazların ihtiyaç duyduğu oksijeni ortama sağlayan aparatlar. Bunların yaz, kış herhangi bir sebeple kesinlikle kapatılmaması ve sürekli açık bırakılması gerekiyor. Yine tasarruf anlamında peteklerin önünü tamamen kapatmamamız gerekiyor. Yine bu da ısının yayılımını engelleyecek olan bir faktör. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Eşyalar ile petekler arasında yaklaşık 20-25 santimlik bir mesafeyle buradaki ısı yayılımını kolaylaştırırsak önemli bir tasarruf elde etmek mümkün. Peteklerin arkasına ısı yalıtım panelleri kullanarak buradan oluşabilecek ısı kayıplarının da önüne geçmek gerekiyor. Bunları nalburlardan, yapı marketlerden kolaylıkla elde edip, temin edip kendimiz peteklerin arkasına monte edebiliriz. Tüm bu işlemleri yaptık. Evimizin ısısını kolaylıkla yayılabilir hale getirdik. Tedbirlerimizi aldık. Isı kaçış yollarını kapattık. Yalıtımları yaptık. Peki son olarak ne yapmamız gerekiyor? Odamızın, evimizin ısısını konfor sıcaklığında sabitlememiz gerekiyor. Bunun için iki argüman kullanıyoruz. Bir tanesi termostatik vanalar, bir tanesi de oda termostatları. Bu iki aparat malzeme olmadığı zaman burada odamız ısınmaya, evimiz ısınmaya devam ediyor. 22, 23, 24 derecelere geliyor ve biz artık bunaldığımızı hissetmeye başlıyoruz. Bu durumda ilk yaptığımız iş camları açarak ortamı serinletme yoluna gidiyoruz. İşte bu tam da ısı kaybının, tasarrufun olmadığı bir nokta. Burada 22 derece sabit sıcaklığa sabitlersek evimizi, burada elde edebileceğimiz her bir derece bize %7 yakıt tasarrufu, parasal tasarruf olarak geri dönecektir. Bu şekilde toplamda %60 tasarruf elde etmek mümkün olacaktır.